Yani hepsinden biraz yararlanıyor aslında. Öyle. İlk karşılaşma gibi Kartus, Varus, Nautilus ultileri yok. Hepsinden ufak tefek yararlanılıyor. Ama çok optimal bir tercih değil sayısızca. Ama genel itibariyle Bahçeşehir Üniversitesi'nin kompozisyonu gerçekten haritanın... Şimdi Robin ters pozisyonda kalabilir. Direkt olarak rakibin üzerine gitti. Oo. Burada Zuna çok fazla sarı aldı. Yalnız yerden giden tuşlu. Şutur var üzerine. Like'ye çok iyi bir yerden geldi mi? Bir de şifa kullanıldı orada. Zayrakan kovalayacak. Burada savaş istiyorlar. Kötü bir sıçra kullanımı gördük orada. Like'ye düştü. Ramiller'ın burada evet. Şu anda Scar'la almayı başardı ve kule altı için bir zemin hazırladı burada. Robin. Burada hemen gösterdi kendini. Hasarını bırakıyor taş hasadıyla birlikte. Yerden bitime de geldi ama nasıl bir sıçra? John Miller olduğu yere sıçradı. Dünden bugüne geldi. Burada ışından geldi. Hekarin de yaklaşıyor. Ona güvenerek bu ışınları kullandı zaten. Jizu biraz rakibinin kafasını karıştırmak istedi. Yerden bitme geldi ama Jizu'nun burada düştüğünü göreceğiz. Yani oradaki ikilinin hasarını göğüsleyebileceğini düşündü ama ikiye geldi bu arada. Şimdi Nemea zinciri kaçırıyor. Skold'un üzerine gidiyor. Yalnız arındırını kullandı. Orada tutuştura karşılık Nemea son bir otomatik saldırı yapmaya gidemeyecek gibi duruyor. Yalnız Robin hemen taş hasadıyla oradaki skoru aldı. Nemea'nın üzerinde tutuştur var. Nemea da düşecek. Hylas'ta kalıyor. Şimdi Jizu orada Yuan Miller'ın üzerine doğru gidiyor. Kitle kontrol skoru getirir. Ve birebir Jimmy rakibinin üzerine doğru gitti burada. Agesipo yakalanan bir isim var. Like'e kötü bir pozisyonda bir kez daha yakalanıyor orada zarif uçuşa. Rahat bir şekilde şimdi yine üzerindeler. Robin ulti ile birlikte geldi buraya. Ve skoru da kendisi aldı. Alt koridorda yine bir 2-2 var. Meliodas'ın canı bayağı azalmış durumda. Bakalım Zuna'yı düşürebilecekler mi? Zuna'nın defansı bir sihirdar büyüsü yok. Zuna dediğin gibi 6 oldu ama ultiyi kullanamadan mı düşecek? Evet ultiyi kullanamadı. İnanılmaz. Birebir bir değişim izledik yine alt koridorda. Skold orada zincirle yakalandı. Arındır da yok. Robin geldi yan taraftan. Yerden bitme kaçtı ama yine de yeterli olacak o hasar. Skor buradan Emeğe de kalıyor. Evet Fresca da ultiyi gasp etti orada Like'e. Güzel bir örgütü var. Geçiş yolunu kapattı rakiplerinin. Nemea buraya doğru geliyor. Like'e'nin düştüğünü görebiliriz. Zincir tuttu orada. Like'e sabitlendi. İnanılmaz bir alan hasar çıktı Aatrox'tan. İki skor birden geldi orada Jizu'ya. Skold da buraya yaklaştı ama. Alt koridorda da bir kule altı var. O kule altını da aldılar. Üst tarafta skor da çıktı. Katliam geldi. Dakika 9. Haritanın her tarafında skorlar buldu. Bow Raiders ve bir anda katliam aldılar. 9. dakikada daha. Üst koridorda alan hasarını çok iyi kullandılar. Eksik olmalarına rağmen burada alt koridorda yine bir 2-2 var. Şimdi Fresca'dan agresif oyun. Orada güzel bir sıçra kullandı Fresca. Jimmy burada kaçmaya çalışıyor. Jimmy'den iyi bir hamle. Like'i hasarını bıraktı. Şimdi Jimmy ultisini geçti olsa kullandı. Yalnız skor gelmeyecek. Çok az canla Like'i hayatta kaldı alt koridorda. Yalnız diğer tarafta Robin vade alametini alıyor. Üst koridorda da bir takas var. Scarlet orada kaçmak üzere. Ama Scarlet kaçmadan önce bayağı hasar bıraktı. Şu an Miller burada düşebilir. Yüzü defansif oynamak durumunda. Öfke var dolmak üzere. Doluyor. Bakın şu an Miller tekrardan dönebilecek mi ama hayır. Tek iyi haber o belki de Marmara Champions için. Yalnız deme ya. Ondan bir yakarımın ultisi var. Güzel bir ulti kullanımı. Işınlanma geliyor buraya John Miller'dan. Bakalım kaçabilecek mi acaba? Nemea düştü ama Meliodas buradan çıkmayı başarıyor. Örgü duvar kullanılıyor bu arada orta koridora. Alt koridordan da gelen bir isim var. Arındır hiçbir işe yaramayacak. Skold geldiği gibi düşüyor burada. Minyon alamadan galiba düştü. Evet yine bayağı bir tecrübe puanı kaçıracak. İki seviye fark oluştu. Yalnız bu sefer Rakan ultisini gasp eden Like'ya bir cevap verdi ve... Bu arada biraz daha... yine yakalandı, düşecek. Skold'u yakaladı bir kez daha. Miyazma da bırakıldı oraya ama... Tüm yeteneklerinizi evrimleştirebiliyorsunuz. Evet. En önemli yanı o aslında. Önce oradaki ekstra altını da istiyorlar tabii. Şimdi yerden bitme geldi. Like'ya son bir otomatik saldırı. Tek bir kombayla yok etti Robin. Skold buraya doğru yaklaşıyor. Bakalım kaçabilecek mi buradan Robin? Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor ama bin altın Zuna'ya gitti. Şimdi Jizu geldi üst koridordan. Rakan herkesi kışkırttı orada. Zuna düşüyor. Kovalamak istiyor rakiplerini Jizu. Skold'un üzerine doğru gidiyor. Şimdi yetenekleri geri döndü. Skold'un üzerine bir sıçra. Skold orada son anda uzaklaşacak. Ya, Jizu bir yandan vurdukça deli gibi can çalıyor. Şimdi orta koridorda. Like'i yakalamak isteyecekler burada. Kule altına girdi Meliodas. İki kişi havaya sordu ama güzel bir cevap verdi Zuna burada. Jimmy yakalandı. Jimmy çıkabilecek mi? Hayır. Sıçrası gelmedi Jimmy'nin. Ve burada iyi bir cevap verdi diyebiliriz Marmara Champions Zuna ile birlikte. Şimdi
şekilde yalnız Zuna'yı düşürmeyi başarmış orada Nemea. Ve Johan Miller'ın da sıçrasını aldılar. Nemea deneyecek mi sıçra ile birlikte Johan Miller'ın üzerine gitti. Tutuşturdu da bıraktı ve Nemea. Beşinci kez düşmesini sağlıyor Johan Miller'ın. Ve orta koridor Robin şimdi vade alametini kullanıyor. Ya sanki böyle 25. 30. dakikaymış gibi maç alameti kullanmasına şaşırdım. Yuzu şimdi orada düştüğünü göreceğiz. Ve skor alamadığı için ultisi de tekrardan onu hayata çevirmedi. Fresca'da kaldı bu skor. Alameti en azından durduracaklar. Yani bu kuleye vuracak. Devamı gelir mi bilmiyorum. Evet, kuleyi alacak. Mavi takımın kulesi yerle. Nemea da üst koridor kulesini aldı. O yüzden pek de fazla ileri çıkmıyorlar. Kırmızı takım Mavi takımın kulesi yerle bir oldu. Demek istiyorlar. Nemea burada yok. Robin orada yerden düşmeyi kaçırdı ama Skar çoktan kaçtı orada. Zuna arka tarafta yakalamak istiyor Robin'i ama şimdiden 2 üyesini hatta 4 üyesini kaybetti Marmara Champions. Ya ve Zuna ben burada ikisini tutuyorum siz gerisiyle ilgilenin dedi de herkes öldü. Kendi dahil herkes öldü. Şimdi Lykia Aatrox ultisini kullandı ama yani düşmesi yarım saniye kadar sürdü orada. Bakalım maçı bitirmek için yeterli olmayacak sanırım Bolnan katliam. Ama yani bir alt koridor inhibitörü bir de Baron alındığını göreceğiz. Mavi takımın kulesi yerle bir olacak. Evet, 3 kişi Baron alırken burada Yuzu Cassiopeia doğdu, o yüzden geri çıkmak istiyor. Nemea da orta koridordaki inhibitor kulesine hasar bırakıyor ama kuleyi almak için yeterli vakti yok diye tahmin ediyorum. Ve aynı şey diğer koridorlar için de geçerli. Bu arada Nemea'dan bir deneme. Fresco orada şifasını kullanıyor, yarı canından fazlasını da kaybetti. Ya şimdi orta koridordaki inhibitor düşüyor. Oyuncuların yüzlerinin güldüğünü görmek güzel bir şey bu arada. Yani en azından canları sıkın, moralleri bozuk gözünmüyor şu anda Marmara Champions oyuncuları. Bao Raiders bakalım son bir hücum yapacak gibi görünüyorlar. Ellerinde Baron güçlendirmesi var, minyonlar da geliyor. Nemea hemen buraya doğru yönelmeye karar verdi. Güzel bir örgütü var Robin'den ve Johan Miller'ı takımıyla ayrı bırakıyor burada. Yerden bitme de süper geliyor. Harika oynadı bu geri dönüşü. Bone Raiders ve şu anda oyunu bitirmeye doğru ilerliyorlar. Nemea geldi. Fresca yakalanıyor orada. Fresca skor orada oluyor. Black tarafından alındı. Skor son anda kaçmaya çalışıyor ama Hecarim daha atlarıyla birlikte hedefe ulaşamadan düştü havada. 23 dakikalık karşılaşma. Bone Raiders adım adım şampiyonluğa gidiyor ve 3-0'la rakiplerini Marmara Champions'ı geçerek 2019 Üniversite Ligi'nin şampiyonu olmayı başarıyor. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Yani ilk maçta birazcık tökezlediler. Kazanmayı bildiler, sonrasında hız kesmediler kesinlikle. Ve müthiş bir destek onlar için. Şu anda rakipleri L'ye sıkışıyorlar. İki takımı da tebrik etmek lazım. Yani 134 üniversitenin üniversite takımına katıldığı bir turnuvada buraya kadar geldi bu iki takım ama Bone Raiders gerçekten ilk oyunun haricinde iki oyunda çok üstün bir şekilde kapatmayı, bitirmeyi başardılar. Ve şu anda kupanın başında bu takım. Kim kaldıracak abi kupayı, nasıl yapacağız şimdi diye düşünüyorlar bakalım. Ve hep beraber aynı anda Bone Raiders kupayı kaldırıyor. 2019 Üniversite Ligi şampiyonu Bone Raiders oluyor. İnanılmaz bir atmosfer var burada.